Biliyorsunuz bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Özlemimiz barıştır. İstediğimiz barıştır. Savaştan yorulduk. Ülke olarak yorulduk. Bölge olarak yorulduk. Dünya olarak yorulduk. 1-2 saat önce biliyorsunuz Ovacık'ta özel harekat polislerinin bir kafeye baskın düzenleyerek hunharca, aslında vahşice desek de yeridir, saldırı düzenleyerek oradaki masa sandalyeleri, yani kafeteryayı, iş yerini dağıtarak bir kişiyi gözaltına almaya çalıştılar ve almışlar. Ülkede uygulanan aslında cezasızlık politikası nedeniyle yaşanan bu vahşet aslında bundan kaynaklıdır. Önemli olan, bunlar yarın diyecekler ki münferit olaylardır. Mutlaka bunun takipçisi olacağız. İnsan Hakları Derneği olarak, Dersim halkı olarak, sivil toplum örgütleri olarak bunun takipçisi olacağız. Sık sık bunları dile getireceğiz. Getirmek zorundayız. Bugün Ovacık'ta, yarın burada, başka bir gün başka bir yerde yaşanacaktır. Ovacık halkı yalnız değildir. Barış gününü kutladığımız bugün dünyanın birçok yerinde bölgesel ve yerel savaşlar ile çatışmalar devam etmektedir. İsrail-Filistin savaşı, Rusya'nın Ukrayna işgali ile devam eden savaş, Sudan, Myanmar, Brooklyn, Faso, Mali, Libya'da süren savaşlar, çatışmalı ortam ve Suriye iç savaşı ile Rojava'ya yönelik işgal saldırıları binlerce sivil ölümüne neden olmuştur. Birleşmiş Milletler raporunda ağır silah kullanımı giderek arttığı, ayrım gözetmeksizin orantısız saldırılar sonucunda sivil ölümlerinin 1/5'inin kadın ölümleri olduğu belirtilmektedir. İsrail-Filistin savaşında kaynaklı ölüm ve yıkımların boyutu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı raporlarında Gazze'nin yeniden inşasının ancak 2040 yılına kadar tamamlanabileceğini belirterek ortaya koymaktadır. Savaşın yıkıcılığı ancak onarıcı adaletin ve barışın sağlanmasıyla giderilebilir. Savaş ve yıkımların neden olduğu zorunlu göçler, yaşadığımız çoklu krizler, çağında temel haklara erişim sorunları ve ağır yaşam hakkı ihlallerine neden olmuştur. Türkiye Kürt meselesinin aşırı güvenlikçi politikalarla çözme ısrarını 1990'lardaki köy boşaltma yakmaları yerine günümüzde güvenlik politikaları adı altında sınır duvarları, güvenlik barajları, karakol ve karakol inşaatları, ekonomik ve ekolojik talanın savaş aracı olarak kullanılmasıyla devam etmektedir. 40 yıldır devam eden çatışmalı süreçte başta yaşam hakkı olmak üzere en temel insan hakları sürekli ve sistematik olarak ihlal edilmiştir. Devlet toplumdan gelen temel hak ve özgürlüklerin tanıması talebine karşı aşırı güvenlikçi politikalarla cevap vererek meselenin çözümünde uzaklaşmış, bu durum Türkiye toplumunun kutuplaşmasına neden olmuştur. Bu kutuplaşmanın sonucu olarak bugün hala Kürdistan coğrafyasında
bir çatışma ortamı devam etmektedir. Dersim'e medya demokrasi platformu olarak son yıllarda herkesin yaşamını doğrudan etkileyen çatışma ortamına karşı barışçıl çözümler üretmemize ve taleplerde bulunmamıza rağmen siyasi iktidar çözümsüzlükten tavrını devam ettirmektedir. Orta Doğu'nun iki temel sorunu var. Birisi Filistin sorunudur, birisi Türk sorunudur. Çünkü bu ülke, bu coğrafyalar, bu emperyalizm, bu faşizm savaştan besleniyor. Savaş demek kadınların tacizi tecavüzü demektir. Çocukların büyüyemeden çocuk olup yaşamını yitirmesi demektir. Savaş göç demektir. Savaş sürgün demektir. Savaş yerinden yurdundan edilip mülteci konumuna düşürülmek demektir. Bugün o acıkta yaşanan da bu savaş politikalarından bağımsız değildir. Orada bulunan özel tim kafelere girerek, restoranlara girerek halka zulüm yapamaz. İşte hukukun, adaletin olmadığı bir ülkede adaletin, anayasanın, hukukun askıya kaldırıldığı, mafya, çete hukukuyla yürütülen bu sistemde askeri de, polisi de hukuksuzluğu